Мы находимся в 7 часов 30 минут утра Rusya tarih boyunca pek çok isyan gördü. Ortaya çıkan tüm bu isyanları bir videoda anlatmak mümkün olmasa da en çok göze çarpanları derleyip sonuçlarını anlamaya çalışacağım. Kozak isyanları başlayalım. Tarih boyunca Doğu Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleşen belki de en önemli olaylardan biriydi bu ayaklanmalar. Kozaklar 15. yüzyıldan itibaren Ukrayna'nın Pontus Hazar Bozkırlarında ve Güney Rusya'da yaşayan, ağırlıklı olarak Doğu Slav Ortodoks Hristiyan bir halktı. Tarım ve hayvancılıkla da uğraşan bu savaşçılar kendilerine özgü bir hiyerarşi ve örgütlenme sistemine sahiplerdi. Çeşitli dönemlerde Rusya'nın güney sınırlarını korumak ve yayılmacı komşu devletlere karşı direnmek için kullanıldılar. O zamanlar çeşitli Doğu Avrupa devletlerinin sözlü hükümdarlığı altındayken askerlik hizmeti karşılığında büyük ölçüde kendi kendilerini yönetmelerine izin verildi. Yarı göçebe ve yarı askerileşmiş bir topluluktu. Polonya, Litvanya topluluğu ve Rusya İmparatorluğu'nun yöneticiliği düzensiz birliklerde hizmet etme askeri görevi karşılığında onlara belirli özel ayrıcalıklar verdi. Çeşitli kozak grupları ev sahibi olarak adlandırılan büyük özerk gruplarla askeri hatlar boyunca örgütlendi. Her ev sahibi Stanitsas adı verilen bağlı köylerden oluşan bir bölgeye sahipti. Peki Rusya ve Ukrayna tarihinde önemli yer tutan bu savaşçılar neden ayaklandı? Vergi yükümlülükleri, zorunlu askerlik, sosyal adaletsizlik ve çarlığın baskılarına bir baş başkaldırıydı bu aslında. Aynı zamanda toprak sahipliği ve kaynak dağılımı konularında yaşanan anlaşmazlıklar da ayaklanmaların tetikleyicisi oldu. 1591'den itibaren Kozaklar baş kaldırmaya başladı. 1855 yılına dek tam 19 Kozak isyanı görüldü. Ama özellikle iki isyan çok sayıda can kaybına neden oldu ve Rusya tarihini derinden etkiledi. İşte o önemli Kozak ayaklanmaları. 1648-1654 ayaklanmaları. Kozak tarihindeki belki de en ünlü ve en etkili ayaklanmalardan biri buydu. Bu isyan, Polonya-Litvanya Birliği'ne karşı gerçekleşti ve Doğu Ortodoks Ukraynalılarla Polonya yönetimi arasındaki uzun süredir devam eden çatışmaların bir sonucuydu. Kozaklar Lehistan-Litvanya Birliği'ne karşı savaştı ve büyük zaferler elde ettiler. Bu ayaklanma, Kozakların bağımsızlık kazanma umutlarını artırarak bölgedeki siyasi dengeleri değiştirdi. Bu olay, Ukrayna'nın bağımsızlık arayışında önemli bir dönüm noktası oldu. Ukrayna'nın Polonya-Litvanya Birliği'nden siyasi ve dini bağımsızlık taleplerini ortaya koydu. İsyanın sonunda imzalanan anlaşmalar Ukrayna'nın sınırlarının tanınmasını sağladı. Polonya-Litvanya Birliği bu anlaşmalarla Ukrayna'nın bazı bölgelerini kaybetti. Rus Çarlığı ise Ukrayna üzerindeki etkisini artırdı ve bölgedeki rolünü güçlendirdi. Yani bu isyan Ukrayna tarihinde ve Polonya-Rusya ilişkilerinde bir dönüm noktası oldu. 1773-1775 ayaklanmaları 18. yüzyılda Rus İmparatorluğu'na karşı yapılmış büyük bir kozak ayaklanmasıydı. Serfler soylulara ve merkezi yönetim otoritesine karşı isyan ettiler. Yemelyan Pugaçev 1773 yılında kozak kökenli bir halk kahramanı olarak ortaya çıktı ve Rusya'nın güney bölgelerinde geniş bir destek kazandı. Pugaçev kendisini tahta çıkmış olan İmparator 3. Petro olarak ilan etti ve halka toprak dağıtımı, vergi muafiyeti ve diğer sosyal reformlar konusunda söz verdi. İsyan köylüler, kazaklar, köleler, işçiler ve bazı soylular arasında büyük bir destek buldu. Ancak Pugachev isyanı Rus hükümetinin kararlı bir şekilde tepki vermesiyle zorlu bir mücadeleye dönüştü. İsyanın lideri 1774 yılında yakalanarak tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Moskova'ya götürülerek yargılandı ve 1775 yılında idam edildi. İsyanı Rus hükümetinin köylülere ve diğer alt sınıflara yönelik hoşnutsuzlukları önlemek amacıyla bazı reformlar yapılmasına neden oldu. İsyan sonrasında köylülere daha fazla hak ve özgürlük tanınması için bazı adımlar atıldı. Görüldüğü gibi Kozak ayaklanmaları etkileri günümüze dek devam edecek olan hareketlerdi. Siyasi, sınırlar, ekonomik ve toplumsal düzenlemeler açısından Kozak ayaklanmaları Rusya tarihinin dönüm noktalarından yalnızca biriydi. Şimdi saati biraz daha ileri saralım ve bir başka isyanı inceleyelim. Yıl 1861. Kırım Yarımadası ve Rusya'nın Tataristan bölgesinde yaşayan Tatar halkı Çarlık rejimine karşı büyük bir isyan gerçekleştirdi. Rusya yönetiminin baskıcı politikaları, toprak reformlarındaki haksızlıklar, ağır vergi yükü, din ve kültürel baskılar Tatarların tepkisine yol açmıştı. Rusya'da uygulanan kırsal toprakların özgürleştirilmesi politikası Tatar köylülerin topraklarını kaybetmelerine ve mülkiyet haklarına getirilen kısıtlamalara neden olmuştu. Ayaklanma özellikle Kırım Yarımadası'nda yoğun bir şekilde etkili oldu. Tatar köylüler topraklarının ellerinden alınmasına ve zorla çalıştırılmalarına büyük tepki gösterdi. Aynı zamanda Tatar aydınları ve entelektüelleri halklarının haklarını savunmak için örgütlenmiş ve isyanın önderliğini üstlenmişlerdi. İsyan protesto gösterileri ve çatışmalarla başladı. Ayaklanmanın örgütlü bir şekilde yürütülmesi Tatar milliyetçi liderlerin ve siyasi önderlerin çabalarıyla mümkün oldu. Ancak bu harekette Çarlık hükümetinin baskıcı ve sert tepkisiyle karşılaştı. Rus ordu birlikleri ve güvenlik kuvvetleri isyancılara karşı şiddetli müdahalelerde bulundu ve geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Bunun sonucunda binlerce Tatar köylüsü yaralandı, öldürüldü ve sürgüne gönderildi. Tatar hareketi halkın haklarını savunma ve adalet taleplerine dile getirme çabası olarak tarihe geçti. Ayaklanma Tataristan bölgesinde ve Kırım Yarımadası'nda halk arasında milliyetçi ve bilinç oluşmasına da katkı sağladı. Ne yazık ki Çarlık rejiminin Tatarlara uyguladığı şiddet ve isyanları sert şekilde bastırması mücadeleye ara verilmesine neden oldu. Ancak Tataristan ve Tatar halkı Sovyet dönemi ve sonrasında da daha geniş bir özellik ve kültürel haklar elde etmek için çabalamaya devam etti. Çarlık dönemindeki en önemli ayaklanmalardan biri de başkurtların ayaklanmasıydı. Tıpkı diğer isyanlardaki gibi başkurtların seslerini yükseltmelerinin sebebi de Rus hükümetinin merkeziyetçi politikalarına karşı çıkmaları ve kendi özellik taleplerini dile getirmek istemeleriydi. 1704-1711 yıllarındaki isyan başkurtların Çar 1. Petro'nun modernizasyon politikalarına ve zorla askere alınmalarına karşı çıkmalarıyla başladı başkurtlar özgürlüklerini ve kendi geleneksel yönetim yapılarını koruma taleplerinde bulundu. Ayaklanma sürecinde başkurt liderlerinden Salavat Yulaev öne çıktı. Ancak sonucunda Çarlık ordusu ayaklanmayı bastırdı ve Yulaev yakalandı. Başkurtların özellik talepleri reddedildi ve Çarlık yönetimi daha fazla kontrol sağladı. 1784'teki isyan başkurtların vergi artışları ve baskıcı politikalara karşı çıkmasıyla başladı. Ayaklanmanın lideri olan Mardanshin, Başkurtların özgürlüklerini ve geleneksel yaşam tarzlarını korumak istediklerini savundu. Fakat bir önceki Başkurt isyanındaki gibi Çarlık ordusu kontrolü ele aldı. Mardansh'in idam edildi, yüzlerce insan Çarlık ordusunun uyguladığı şiddet sonucunda ağır yaralandı veya hayatını kaybetti. Neticede Başkurtlar daha fazla baskı altına alındı ve Rus yönetiminin gücü artmış oldu. 1830-1831 yıllarındaki bir diğer başkurt isyanı vergi yükümlülüklerinin artırılması ve başkurtların topraklarının Rus yerleşimcilere verilmesi sonucunda ortaya çıktı. Ancak sonuç diğerlerinden pek de farklı olmadı. Çarlık ordusu isyanı korkunç şekilde bastırdı ve liderleri idam etti. Başkurtlar üzerindeki baskı ise her zamankinden daha çok arttı. Tüm bu isyanların sonucunda başkurtlar özellik taleplerini elde edemedi ve halkın Rus yönetimiyle olan ilişkisindeki gerilim daha da arttı. O dönemde başarıya ulaşamamış olsa da bu ayaklanmalar başkurtların tarihinde önemli bir yer tuttu. Rusya tarihinin büyük isyanları bunlarla sınırlı değil elbette. Şimdi yalnızca Rusların değil tüm dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan ayaklanmaya gelelim. 1905'te Rus İmparatorluğu'nun siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlarına karşı tepki olarak geniş çaplı bir halk hareketi ortaya çıktı. Bu isyan Rusya'nın toplumsal dönüşüm sürecinde önemli bir kilometre taşı oldu ve 1917'deki Rus Devrimi'nin temellerini attı. İşte bu kritik olayın nedenleri. Ekonomik sorunlardan başlayalım. Rusya'da sanayileşme süreci hızlanırken işçi sınıfının yaşam koşulları kötüleşti. Uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve kötü çalışma koşulları işçiler arasında hoşnutsuzluğa neden oldu. Sosyal durumun etkisi yatsınamazdı elbette. Rusya'da toplumun farklı kesimleri arasında büyük bir sosyal eşitsizlik görülüyordu. Köylülerin toprak talepleri, entelektüellerin özgürlük isteği ve azınlıkların ayrımcılığa karşı talepleri Toplumsal huzursuzluğun artmasına yol açtı. Siyasi baskılar ise isyanın sebeplerinin başında geliyordu. Rusya mutlak monarşiyle yönetiliyordu ve siyasi muhalefete tolerans gösterilmiyordu. Basın sansürü, polis baskısı ve siyasi muhaliflerin tutuklanması toplumda hoşnutsuzluğun artmasına neden oldu. 1904-1905 Rus-Japon Savaşı da isyanda önemli rol oynadı. Rusya'nın Japonya'ya karşı yenilgisi yönetime karşı hoşnutsuzluğu daha da artırdı halkın orduya ve yönetime güveni azaldı. Aslında olaylar 22 Ocak 1905 tarihinde St. Petersburg'daki Winter Palace önünde düzenlenen bir protesto yürüyüşüyle başladı. Ancak hükümetin emirlerini takip eden askerler protestoculara ateş açtı ve birçok kişi hayatını kaybetti. Bu olay halk arasında öfkeye ve isyana dönüştü. İsyan fabrika işçilerinin grevlere katılmasıyla genişledi. Demiryolu işçileri, maden işçileri Köylüler ve denizciler de isyana destek verdi. Örgütlü grevler, mitingler ve sokak çatışmaları ülkenin çeşitli bölgelerinde yayıldı. İsyanın en önemli örgütleyicisi Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin Menshevik kanadı oldu. Peki sonucunda neler mi oldu? İsyanın şiddeti ve halkın talepleri karşısında Çar II. Nikolay 17 Ekim 1905 tarihinde Ekim Manifestosu'nu ilan etti. Bu manifestoda siyasi özgürlüklerin genişletileceği, seçimlerin yapılacağı Temel hak ve özgürlüklerin tanınacağı vaat edildi. Ancak gerçekte bu vaatlerin hiçbiri tam olarak yerine getirilmedi. İşçilere daha iyi çalışma koşulları ve daha yüksek ücretler sağlama yolunda adımlar atıldı. Sendikaların kurulması ve işçi haklarının iyileştirilmesi için bazı reformlar gerçekleştirildi. 1906 yılında Ekim Manifestosu gereği seçimler düzenlendi ve Duma adı verilen bir meclis oluşturuldu. Ancak Dumanın yetkileri sınırlıydı ve gerçek bir demokratik yapıyı temsil etmiyordu. Bu durum halk arasındaki memnuniyetsizliği devam ettirdi. İsyan, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nde ayrışmalara yol açtı. Lenin liderliğindeki Bolşevikler ve Menşevikler arasında ideolojik farklılıklar ortaya çıktı ve bu ayrışma 1917'deki devrimde etkili oldu. Evet, hepimizin çok iyi bildiği Bolşevik İhtilali'nden bahsediyorum. 27 Şubat 1917'de Petrograd'da ekmek bulma sıkıntısı nedeniyle ortaya çıkan ayaklanma hareketi halk toplulukları arasında askeri birliklerinde katılımıyla tam anlamıyla bir ihtilale dönüştü. Sovyet yetkilileri ve Duma temsilcileri arasında yapılan iki günlük müzakerelerden sonra 14 Mart'ta liberal bir geçici hükümetin oluşumuna ve Çar'ın istifasına karar kalındı. Bu durum şüphesiz ki ülkede ihtilalin ciddi anlamda sinyallerini veriyordu. 16 Mart'ta da Çar II. Nikolay tahtı terk etmek zorunda kaldı. Bu süreçte Bolşevikler sayıca az olmakla birlikte Lenin'in ekmek, barış, hürriyet ve bütün iktidar Sovyetlere söylemleriyle kendilerini her geçen gün güçlendirdiler. Bu başarılarının zemininde çığ gibi büyüyen sosyal adaletsizlik yatıyordu. Rusya bu dönemde büyük bir varlığa sahip olan zenginlerle çok fakir olan köylü ve işçi olmak üzere net bir şekilde ikiye bölünmüştü. Lenin ise işçi sınıfını sebep göstererek ihtilali gerçekleştirdiği genel görüştü. Birinci Dünya Savaşı'na ciddi beklentilerle giren Çarlık Rusyası'nın Alman cephelerinde yenilmesinin akabinde bütün hayalleri suya düşmüş, savaş sırasında ülke içerisinde sosyal ve ekonomik problemler ortaya çıkmıştı. Bir yandan savaş zenginleri bir bir ortaya çıkarırken diğer yandan yoksul halk tabakaları ve cepheden firar eden askerler görülmüştü. Ümitsizlik pençesindeki aç ve zor durumda olan bu kitlelere Lenin, ekmek ve barış propagandası yapıyordu. Devrim 25 Ekim 1917 tarihinde gerçekleşti. Bu devrim Rusya'da iktidarı ele geçirmek için Bolşevik Parti'nin lideri Vladimir Lenin tarafından yönetildi. Petrograd'da toplanan Bolşevikler geçici hükümeti devirmek ve Sovyet iktidarını kurmak için bir plan hazırladılar. Devrim Winter Palace'ın ele geçirilmesiyle sonuçlandı ve Bolşevikler iktidarı ele geçirdi. Rus devriminin ardından Rusya'da iç savaş başladı. 1918 ve 1922 yılları arasında süren bu çatışmada Bolşevikler ve onlara karşı çıkan gruplar arasında şiddetli mücadeleler yaşandı. İç savaş Bolşeviklerin zaferiyle sonuçlandı ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasının temelleri atıldı. Rus devrimi 300 yıllık Romanov hanedanının sonunu getirerek Rusya'daki monarşi ve çarlık sistemini sona erdirdi. Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesiyle birlikte Sovyetler Birliği kuruldu ve komünist ideoloji temel alınarak devlet yönetimi şekillendirildi. Devrim, toprak reformu, ulusal ekonominin kontrolü, sanayileşme politikaları ve kolektivizasyon gibi radikal ekonomik ve toplumsal değişimlere yol açtı. Dünya genelindeki diğer toplumsal ve siyasi hareketlere de büyük bir etki yaptı. İdeolojik olarak komünist ve sosyalist düşüncelere ilham verdi. Uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynadı. İç savaşın etkisiyle Rusya'da büyük bir insan kaybı yaşandı. Hem savaşın doğrudan sonuçları hem de kıtlık ve salgın hastalıklar nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybetti. Böylece Rus devrimi dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Görüldüğü gibi geçmişten bu yana Rusya'da çıkan isyanlar tarihin gidişatını etkileyecek öneme sahipti. Peki ya Wagner isyanı? Wagner lideri Prigozhin'in isyanı Kremlin'de dahil olmak üzere herkes için şaşırtıcı ve beklenmedik bir hareket oldu. Daha bir gün öncesinde Wagner askerleri Ukrayna cephesinde savaşıyorlardı. Her ne kadar önemli bir askeri güce sahip olsa da Rusya'nın asıl güçlerine karşı koyabilmesi pek de mümkün değildi. Rusya yetkililerinin kendisini destekleyebileceği gibi bir düşünce de tamamen yanlıştı. Nitekim Putin'in halka seslenişinden ve bu olayı 1917'deki devrimlere benzetmesinden hemen sonra bütün devlet kurumları ve önde gelen yetkililer Putin'i desteklediler. Belarus devlet başkanının araya girmesiyle de ordusunu geri çekme kararı verdi. Rus yetkililer hem Prigozhin'in Belarus'a gitmesine izin verileceğini hem de isyana katılan askerlerin affedileceğini açıkladılar. Ancak kendisinin vatanı ihanet davası henüz sonuçlanmış değil. Prigozhin'in seferine katılmayan askerlerse Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar. Bu olay Rusya ordusunun gücünün bir kez daha sorgulanmasına sebep olsa da Putin bir nevi güven tazelemiş gibi de oldu. Wagner olayının sonuçları şimdilik böyle. İlerisi için ne gibi sonuçlar doğuracağını söylemekse henüz pek mümkün değil. Ancak Rusya'nın ayaklanmalar tarihine ilginç bir vaka olarak geçeceği kesin. Peki sizce yıllar sonra tarih kitapları bu isyanı nasıl anlatacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve GZT'ye abone olmayı unutmayın. Мы находимся в 7:30 утра под контролем. Rusya tarih boyunca pek çok isyan gördü. Ortaya çıkan tüm bu isyanları bir videoda anlatmak mümkün olmasa da en çok göze çarpanları derleyip son